Uluslararası hukuk nerede? Ben de anladım. Yani öyle bir şey yok. Hiç anlamı yok. Yani evet. hiçbir bağlantısı yok söyledikleriyle. Evet. Salih Bey'di galiba. Evet. Ben sorumla devam etmek bence. İstiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, bir izolasyonlar diye bir konumuz var ve sürekli halk içinde konuşuluyor. İşte bu izolasyonlar kalksa, uçaklar gitse gelse falan. Ben bir ticaret adamı olarak tabii İTAM'da bulunarak da konuşmak istemiyorum. Fakat Mersin kapısının açılmamasını bir nevi izolasyon görür. Şu an Mersin kapısı açıldı ama şu an hep açıktı zaten. Mobilyacılar Birliği biliyorsunuz orada şu an ama kurdular bir şey. Ama müntferit olarak da olsa şimdi onun bir çözümü bu Mersin vardır Mersin kapısını olsa iyi olur yani. Açmamız tamam, çok mu zor? Çok mu zor yani? Vallahi nedir engel değil. Nedir yani? Bakın Avrupa Birliği peki dünya hukuku mu engel? Nedir engel? Diye Türkiye'ye. Çünkü siz şeydedir, gümrük birliğinde mümkündür. Olduğu için gümrük birliğindedir biliyorsunuz mümkündür. Türkiye ve gümrük birliğinin yasaları var. Ama onun da yolu var. Ama uçaklar iner geri gelir falan yani bu da ona benzer. Onun da yolu yani. Var, mümkündür. Yasal olarak da mümkündür. Fakat yani gerçekten şey Mersin Limanı'nın açılmasında çok büyük önem var. Tam olarak açılmasında. Yani ben şunu görüyorum. Gider bir mal üretilir burada. Tarımsal olabilir, hafif sanayi olabilir, tarıma dayalı sanayi evet. olabilir. Bir mal üretilir, gider Mersin gümrüğüne analizleri yapılacak. Ya biz anlaşma yaptık, bizim laboratuvarımızın tahlillerini kabul ediyor Türkiye. Çünkü protokol imzaladık. Evet. Türkiye'nin tahlillerini de biz kabul ediyoruz. Belgelerine bakıyoruz, kabul ediyoruz. Hayır. Kontrol yapılacak. Ha. O mal aylarca orada bekler veya bir çürür. Ay orada bekler, çürür, bozulur. Ve her defasında bu yapılacak. Bu defa gidemez. Ha, şimdi özellikle Türkiye'deki bazı çıkar grupları kendi alanlarında bir üretim yer etmeye başlarsa Türkiye'de ayak koyarlar. Güçlerini gerek siyasetçiler nezdinde gerek bürokrasi nezdinde kullanarak bunu durdururlar. Ben görev yaptığım dönemler içinde veya ana muhalefette bulunduğum dönemler içinde bunu yaşadım. Evet. Bir ara biliyorsunuz bol miktarda enginar sattık. Evet, evet. Bir ara enginarcılar engellenmeye başlandı. Çünkü Türkiye'de de gördüler patates ya enginar para patates ediyor. Patates sattık bu rafızlara tabii, tabii. falan. Yani. Bir ara enginar üretimine başladı. Türkiye'de bazı çıkar grupları oluştu. Dolayısıyla çiftçiler falan büyük şey engellemeye kalktı. Narenciye bile öyle. Narenciyeciler tabii, birliği tabii, toplandı tabii, ve tabii. dediler ki hayır. Evet. Bir zaman burada çok büyük bir narenciye toplandı. Bu gemilerde bekletildi. Suriye'ye satılacaktı. Tabii. Bu iş olmadı. Suriye'deki adam işte akreditifi açmadı. Dolayısıyla mal gemide kaldı ve buradaki bir vatandaşımız isim vermeden konuşuyorum. Dedi ki Türkiye'ye bunu satalım. Türkiye'ye gittiler, pazar da buldular ama sokamadılar. Çünkü Türkiye Narenciyeciler Birliği tabii, dedi ki tabii. hayır bu olmaz ve o mal denize döküldü. Bu konuyu kısa bir reklamdan sonra açmak tabii. istiyorum. Kısa bir reklam arası. Son olarak 2010 yılında Ejder Aslan Baba'nın programına konuk olarak katılan Sefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Sefa, 2011 yılında yine ilk kez Ejder Aslan Baba'nın konuğu oluyor. Ali Özmen Sefa ve Tek Durak Danışmanlık Bürosu yöneticisi Hasan Vahip'in katıldığı 7'den 70'e Ejder'le programında Kuzey Kıbrıs'ta ekonomi ve yatırımlar konuşulacak. Bu özel programı sakın kaçırmayın. Star Kıbrıs gazetesi 4. yılını okurlarıyla kutluyor. Kuzey Kıbrıs'ta kampanyalarıyla öncülük gösteren Star Kıbrıs yeni kampanyalarıyla okuyucularını kazandırmaya devam ediyor. Ve Star Kıbrıs
10 şanslı çifti 5 muhteşem otelde rüya gibi hafta sonu tatiline gönderiyor. Lapido Otel, Malfos Otel, Salamis Otel, Venus Otel ve Sunrise Beach Club tatil sitesi. İlk kupon bu salı gazeteniz Star Kıbrıs'ta. Sakın kaçırmayın. Sono un italiano. Italiano mobilya ve perde. Farklı çizgisiyle kalitenin ve tecrübenin kesiştiği noktada siz müşterilerimizi memnun etmek bizim işimiz. Perdede tül, fon, jaluzi, stor, katlamalı tül, kreveze tül, ip perde, mobilyada satış ve dağıtım, satış sonrası hizmetiyle farkı yaratan Italiano, ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle de sizlerin karşısında. Farkı yaşamak, farklılığa koşmakla mümkündür. Palatkan Turizm'in sağladığı avantajlardan siz de faydalanın. Bir tıkla dünya ayaklarının altında. Palatkan.com. Dünyayı tanımak mı istiyorsunuz? O halde Palatkan.com. Gezip, görmek, eğlenmek için Polatkan.com. Yurt içi, yurt dışı, seyahat ve otel rezervasyonlarınız için adresiniz yine Polatkan.com. Tatil parmaklarınızın ucunda. Aşan tecrübesiyle dünya standartlarında civciv üretimi ve tavuk işleme yapan Kırna Piliçleri, ISO ve HACCP güvenlik kriterlerinde son teknolojiyi kullanarak el değmeden sofralarınıza ulaşıyor. Orta Doğu'nun en büyük ve modern tesislerine sahip olan Kırna Piliçleri, hijyen ve kalite standartlarını en üst seviyede tutmakta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yurt dışına piliç ihracatına başlayan bu dev kuruluş, dün olduğu gibi gelecekte de güveninize layık olmaya devam edecek. Çünkü sağlığınız bizim için önemli. Teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deneyimli uzman kadrosuyla ve teknik donanımıyla Oto Kaporta fırın ve boya işlerinizde 7 gün 24 saat kurtarıcı servisiyle ayrıca Alsancak şubesinde ISO 9001 belgeli mekanik hizmetiyle Erdoğuş Garaj siz yollarda güvende olun diye hizmetinizde. Erdoğuş Garaj Karaoğlanoğlu ve Alsancak şubeleriyle Girne'de. Evinizde kanepe ihtiyacı mı var? Koltuk, yatak, yemek odası ve bir evde gereksinim duyacağınız tüm eşyalar Botanica Home and Garden'da. Her eve uygun, özel ölçü.